krebi çok basit, bildiğimiz pratik kreplerden olacak. Üzerine bir şerbet hazırlayacağız. O şerbeti de koyalım. Bir yandan kaynasın istiyorum. Pekmezle birlikte kaynatmak biraz riskli bir durum. O yüzden ben şerbet tamamen kaynadıktan sonra birazcık içine pekmez, biraz da daha da lezzetli olması için bir parça da tereyağı atacağım. Böyle biraz sos gibi olacak. Pekmezli tereyağlı bir sos olacak. Ama siz normal sadece klasik şerbetleri bu tatlıyı tüketebilirsiniz. Şimdi şeker ve suyu koyalım. Bir yandan şerbetimiz kaynasın. Çok soğuk şerbet yakışmıyor. Ilık ılık ya da krebiniz sıcakken biraz soğuk şerbet döküyor olabilirsiniz. Bu tatlı ılık geldiğinde çok daha lezzetli olan tatlılardan biri. Şimdi artık şerbet yoğunlaştı. Ben şerbetin içine altını kapatıyorum. Böyle bir iki parça tereyağı atacağım demiştim. Ve bir de pekmezle hem rengini hem de lezzetini değiştirmiş olacağım. Zaten sıcağıyla birlikte eriyecek. Hemen bir kenara alalım. Artık şerbetimiz burada pekmez ve tereyağlı bir şekilde hafif hafif ılınıyor. Biz artık krebin hazırlıklarına geçebiliriz. Krep için süt, yumurta, bu kez birazcık da su kullanacağım. Yani su içine katmayabilirsiniz ama biraz daha ince ve daha hafif olmasını sağlıyor. Öyle çok kalın hamur hamur değil de ince bir krep oluşturmak istediğim için bu kez krep hamuruna biraz da su ilave edeceğim. Şimdi öncelikle şöyle hemen yumurtayı bir kıralım. Yumurta ve sütü çırpıyorum. Suyu da içine ilave ediyorum. Ve şimdi yavaş yavaş unu katacağım içine. Tuz kattım. Artık tavanın altını yaktım. Hiç topak kalmasın, şöyle iyice çırpalım. Tavanın dibine şöyle bir parça tereyağı sürmek istiyorum. Pişmeden hemen yayacağım. Yüzey iyice pişmeden diğerine çevirmiyoruz. Antep fıstığımız da var ama bazılarını da cevizli yapacağım. Birazcık da ceviz kıyalım. Şöyle bir kısmı cevizli, bir kısmı da fıstıklı olsun. Bir de buzdolabında kaymağımız var. Aralarına kaymak süreceğim. Artık krebi tahtanın üzerine alıyorum. Hemen ikinciyi dökeceğim. Ocağın üstünde değil, dışarıda döküyorum. Ocağın üstünde döktüğünüz zaman hemen orta nokta pişmeye başlıyor. Ve bu şekilde hızlı yayamıyorsunuz. Bu da şimdi pişsin. Bu tam ılık halleriyle bir parça kaymak alalım. Şimdi antep fıstığı. Sarıp böylece bırakıyorum. İki antep fıstıklı iki cevizi sarmış olduk. Şimdi içinde bir parça tereyağı da attığım ve pekmezli olan hazırladığımız o şurubu var. Tatlının hemen üzerine onları da döküyorum. Üstüne de fıstık gezdiriyorum. Aynı şekilde ceviz. Urfa tatlımız da hazır.